Diyelim ki bu DNA'nın transkripsiyon geçirmesini istiyoruz. Soru şu. Hangi iplik yazılacak? DNA'mızı açalım ve ipliklere bir bakalım. Bu ipliğe A ipliği, buna da B ipliği diyelim. Hangisini seçerdiniz? Önce ikisini de transkripsiyona sokalım ve ne olacağına bakalım. A'yı yazarsak ne olur? Önce onu inceleyelim. Bu bizim RNA'mız. Farklı bir renkle çizeyim. Evet, morla çizeyim. Bu RNA'mızın omurgası. Ve DNA'daki bu turuncu azotlu bazlar sitozinler olsun. Mavi azotlu bazlarsa guaninleri temsil ediyor. Yani DNA'nın A ipliği bir sürü sitozin nükleotidi içeriyor. Dolayısıyla mRNA'da sitozinin tamamlayıcısı olan guanin bulunacak. Guanin nükleotitlerimizi çizelim. mRNA işte böyle görünüyor ve her nükleotit üçlüsü yani her kodon tek bir amino asit kodlayacak. Şansa bakın ki buradaki üç kodon da GGG dizilimine sahip ve GGG glisin adlı amino asidi kodlar. Yani bu mRNA ribozomda çevrildiği zaman ortaya şöyle bir polipeptit çıkacak. Glisin, glisin, glisin. Peki B ipliğini yazacak olursak nasıl bir sonuç alırız? DNA'mızın omurgasını çizelim. DNA'nın B ipliği guaninlerden oluşuyor. O halde mRNA sitozinlerden oluşur. 9 adet sitozin nükleotidinden oluşur. Yine her nükleotit üçlüsü bir aminoasit kodlayacak. Toplam 3 kodonumuz var ve üçü de CCC dizilimine sahip. Ve CCC dizilimi prolin aminoasidini kodlar. Yani bu mRNA çevrildiğinde oluşacak polipeptit şu olacak. Burada önemli bir husus var. A ipliğini yazdığımızda belli bir polipeptit zinciri elde ediyoruz. B ipliğini yazdığımızda ise tamamen bambaşka bir zincir oluşuyor. Yani yazmamız gereken tek bir doğru iplik var. Bu örnekte diyelim ki yazmak istediğimiz iplik B olsun. Bu ipliği yazıyoruz. A ipliğinin oluşturduğu mRNA'yı silelim. Üretilen mRNA'ya baktığımızda üstündeki nükleotit dizisinin A ipliğindeki diziyle aynı olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin nükleotit dizilimleri birbirinin aynı. Dolayısıyla A ipliği yani yazılmayan iplik kodlayıcı iplik olarak adlandırılıyor. Çünkü üretilen RNA ile birebir aynı koda sahip. Bunun bir diğer adı da anlamlı iplik. A ipliğine verilen adlar bunlar. RNA'nın üstüne inşa edildiği B ipliği ise kodlayıcı olmayan iplik olarak geçiyor. Çünkü B ipliğindeki kodla RNA'daki kod aynı değil. Bunun bir diğer adı da anti anlamlı iplik. Anti anlamlı demek anlamlı ipliğin tamamlayıcısı ama onun aynısı değil demek. Bazıları buna yazılan iplik veya kalıp iplik de diyor. Çünkü bu iplik RNA'nın üretiminde kalıp olarak kullanıldı. Evet, hangi ipliğin yazıldığını tartıştık. Şimdi transkripsiyonun nasıl bir şey olduğunu daha ayrıntılı inceleyelim. Buraya bir DNA parçası çizdim. Evet, transkripsiyon 3 aşamadan oluşuyor. İlki başlama. Adından da anlaşılabileceği gibi transkripsiyonun başlama aşaması bu. İkinci aşama uzama. Bu aşamada RNA ipliği üretiliyor. Üretim sırasında iplik gittikçe uzadığı için de aşamaya bu ad verilmiş. Son aşama ise sonlanma. Yani adından da anlaşılacağı gibi transkripsiyonun sonlanması. Başlama aşamasıyla başlayalım tekerleme gibi oldu. Biz de başlama aşamasıyla başlayalım. Şemsi baş, başlama aşamasıyla başlayamamlar mısınızız gibi bir tekerleme yaparak e, ne kadar beceriksiz olduğumuzu da burada bir örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar neyse şakası bir tarafa. Evet başlama aşamasıyla başlayalım. Sonlanma aşamasıyla da bitiririz dersek zaten e, herhalde ne kadar mantık e, dahilinde olduğunu anlatırız değil mi? Sonlanma aşamasıyla başlayacak halimiz yoktu. Başlama sırasında ne oluyor ona bakalım. Şimdi RNA'yı bir araya getiren enzim RNA polimeraz. Yazalım. Kısaca RNA pol yazıyorum. RNA polimeraz enzimi DNA'yı bu yönde tarıyor. Burada bir saniye duralım. Dikkat edin, üstteki ipliğe kodlayıcı olmayan iplik demiştik. Yani yazılacak olan iplik bu. Alttaki iplikse kodlayıcı iplik. Yani bu iplik yazılmayacak. Yazılmıyor, evet. Evet, transkripsiyonun başlama aşamasına geri dönelim. RNA polimeraz, demir yolu üzerinde yol alan bir tren gibi DNA'yı tarayarak ilerliyor. Ta ki bu diziye rastlayana kadar. Bu bir promotör. Promotör, RNA polimeraza, transkripsiyona buradan başlayacaksın arkadaş diyen DNA dizisi. Sonra RNA polimeraz, DNA'yı aralayarak çizdiğim bu balon şeklini oluşturuyor. Bu bir transkripsiyon balonu. Çünkü RNA polimerazın transkripsiyon yapılabilmesi için girebileceği bir boşluğa ihtiyacı var. RNA polimerazımızı ilerletelim ve buraya getirelim. Enzimimiz artık burada. RNA polimeraz bu yönde bir RNA oluşturmaya başlıyor. Önceki videolardan hatırlarsınız belki. RNA 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru sentezlenir ne olup bittiğini gözünüzde daha iyi canlandırabilin diye balonun bu üst kısmına birkaç nükleotit yerleştireceğim sağ alt köşeye bu rehberi koydum ki hangi rengin hangi azotlu bazı temsil ettiğini anlayabilelim diyelim ki dna'nın bu kısmında bir takım guanin nükleotitleri var birkaç tanesini çizeceğim ve diyelim ki guaninlerden sonra burada birkaç da adenin nükleotidi bulunuyor üretilmekte olan mRNA'daki nükleotitlerin bunların tamamlayıcısı olması lazım. Dolayısıyla guaninlerin karşısına sitozinler geliyor. Adeninlerin karşısına ise sentezlenen şey DNA olsaydı timin gelecekti. Fakat RNA'da timin yerine ne vardı? Urasil demek ki urasil geliyor. İşte bu aşama uzama aşaması. Bu aşamada gittikçe uzayan bir RNA oluşuyor. Ek bir bilgi olsun diye söylüyorum. Prokaryot hücrelerde transkripsiyon saniyede 40 nükleotitlik bir hızla gerçekleşir. Evet gelelim sonlanmaya. RNA polimeraz enzimi artık burada ve bu diziyle karşılaşıyor. Kırmızıyla gösterdiğim bu diziye rastlıyor. Bu diziye sonlandırıcı dizi veya terminatör adı veriliyor. Terminatör diye bir film vardı oradan aklınıza gelsin dizi versiyonu gibi aslında sonlandırıcı demek. DNA'daki sonlandırıcı dizi RNA polimeraza tamam arkadaşım transkripsiyonu burada kesmen lazım artık. Yeter yahu diyen dizi. İşlem sonlanınca RNA polimeraz DNA'dan kopuyor. Sonra ya başka bir iş yapacak ya da geri dönüştürülecek. Ne yapıyor? DNA'da geri kapanıyor ve mRNA serbest bırakılıyor. mRNA'nın bir sonraki görevi ribozoma gitmek ve translasyon geçirmek. Bu sırada ribozom çevirdiği mRNA'ya karşılık gelen polipeptit zincirini üretecek